İslam'ın hakim olması, bütün bir cemiyete, bütün bir hayata İslam'ın hakim olması hususunda her müminin kalbinde bunun niyetini, bunun hasretini, bunun ızdırabını taşımasının zarureti hususunda Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men mate velem yagzu velem yenvi mate meyteten cahiliye. Bir Müslüman insan iman ettikten sonra Allah'ın hükümleri, mesela Kur'an'daki tesettür hükümleri, başörtüsüyle, kadınların tepeden tırnağa örtünmesiyle alakalı Ahzab suresinin 59. ayetindeki hükümlerin toplumda tatbik edilmesi gibi, misal olsun diye söylüyorum, ve daha buna benzer bil umum Kur'an'daki hükümlerin yaşadığımız cemiyete, yaşadığımız hükümete, yaşadığımız devlete, yaşadığımız ülkeye, bölgeye, beldeye hakim olması için mücadele etmeden ölen, mücadeleye güç ve fırsat bulamamışsa, böyle bir niyeti, böyle bir gayreti, böyle bir hasreti kalbinde taşımadan ölen, bir ömür namaz kılmakla da geçirmiş olsa, Ebu Cehil döneminde ölmüş gibi küfür eder ölmüştür diyor. Bu niyet yoksa ya, kalpte bu niyet oturacak. Men mate velem yagzu, gaza yagzu, cihad etmek, gayret etmek, mücadele etmek, İslam'ın hakimiyeti için çalışmak, çırpınmak, çarpışmak. Çok geniş manası var gazanın. Onun için gazi derler. İslam hükümlerinin hayata hakim olması için mücadele eden adamın ismine Kur'an'da gazi diyorlar. Gazi. Gazi demek İslam hakim olsun diye mücadele eden mücahit demektir. Gazi. Ona göre kıyaslayın. Her Müslüman bizatihi bilfiil gazi olamazsa gazi olmanın niyetini ve hasretini kalbinde taşıyacak mı, taşımayacak mı? Taşıyacak. Bu niyet yoksa, bu hasret yoksa, kalbinde böyle bir kasıt, maksat yoksa, ömrü namaz kılmakla dahi geçse, bu kişinin küfür üzere ölmek ihtimali %100'dür diyor Ali. Şimdi kıldığı namaz o gazi, gaza, İslam'ı hakim kılma şuurunu vermemişse zaten namaz değil. Hem namaz kılıyor hem de faiz alıyor veriyorsa o kıldığı namaz zaten namaz değil. Hem namaz kılıyor hem de sarhoşları, berduşları, sahtekarları destekliyor. Efendim Şişli belediye başkanı gibi süper fahişeleri seçmek için sandık başına oy vermeye gidiyorsa zaten bu adamın namazı namaz değil. Zaten bu adamın haccı hac değil. Hiç namaz kılmamış gibidirler. Namaz odur ki kişiyi Allah yoluna götürsün. Namaz odur ki Allah'ın hükmünü hatırlatsın. Namaz odur ki Müslümanı gazi yapsın, mücahit yapsın. Bir Müslüman kıldığı namazlar sebebiyle mücahit olamıyorsa namaz kılmamış demektir. Bunlar çok mühim meseleler. Yani namaz değil şekil demek akla gelmiyor. Yat kalk, yat kalk. Bunun ne manası var? Namaz insanı cihada, İslam'ın hakim olması mücadelesine hazırlaması lazım. Yoksa basit hareketlerden ibaret bir hareket değil namaz tabii. Onun için memmate velem yavzu hadisi bizi çok düşündürüyor. Tekkelerde, tarikatlarda tesbih çeken kardeşlerimin bu çok düşünmesi lazım. Ben diyor efendim işte efendi hazretlerini buldum. Bana vermiş olduğu 3000-5000 tevhidi, tesbihi de çekiyorum. Geceleyin kalkıp teheccüdümü de kılıyorum. Başka bir şey bana gerekmez. Ben sultanımı buldum, ben efendimi buldum, ben muradıma erdim, ben maksadımı buldum, cennete girdim diyorsa bu sofu ve bu derviş sapıktır. Vallahi sapıktır, yeminle söylüyorum. Çünkü İslam'ın hakim olması mücadelesi yapmıyor. Tesbih çekmek İslam'ın mücadelesini yapmak anlamına gelmez. O bir nefis terbiyesidir. Kendini tesbih ile bir bakıma iç dünyaya doğru çekiyorsun ama dış dünyada fuhuşlar, faizler, felaketler, rezaletler nefsimizi, neslimizi, kızımızı, karımızı, ülkemizi almış götürüyor. Nasıl bilgâne kalırsın, nasıl alakadar olmasın, nasıl cihad etmesin, nasıl savaşmasın, nasıl düşünmesin hükümeti, devleti, yönetimi, nasıl mesele yapmasın sen kendine? Efendimi buldum demekle kurtulamazsın. Sultanımı buldum diyor, sultan hazretlerini buldum, muradıma erdim. Ermedin. Belki işin başındasın. Belki besmele çekmek noktasındasın. Besmele çekince bir iş başlar. Hani senin işin başlamadı. Velem yenvi, neva yenvi, niyet etmek malum. Cihad etmeye, İslam'ın hakimiyetini
toplumda, cemiyette bu davanın, bu düşüncenin, bu imanın mücadelesini yapamıyorsa, yapamamışsa, fırsat, ruhsat, kudret, imkan, sıhhat bulamamışsa, velem yenvi, bari bunun niyetini taşısın diyor Peygamberimiz, niyetini. Yani topluma İslam hakim olsun diye bir niyet kalbinde, hasretin olacak. Bu senin sevdan olsun, sevdalı olacaksın. Keşke şu toplumda kadınlar kapalı olsaydı. Keşke hiç sokakta, caddede açık saçık bir kadın dolaşmasaydı, İslam hakim olsaydı diye kalbinde bir düşünce, bir hasret yoksa, 50 kere hacca gitsen sonun felakettir, sonun cehalettir. Başka türlü bu işin yolu yok. Hadis gayet sahihdir. Canım gaza etmeye, mücadele etmeye benim gücüm yok, benim işte imkanım yok. Kardeşim bunun başka yolları var. Yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir diğer sahih hadisinde buyurmuş ki,